Uf. Ne o? Yine mi para yok? Var Allah'a şükür. Altın alacağız. Bak ona göre. Şart mı altın almamız? Başlamayalım yine Bedri. Ablam da yengem de altın almışlar. Ben onların yanında küçük düşüremem kendimi. Onların parası var, almışlar. 40 yıllık karınım senin. Daha bir gün paran olduğunu görmedim. Hep yok, hep yok. Şükret hanım, şükret. Ay, hep şükrediyoruz zaten. Birkaç gündür işler iyi değil. İnşallah bugün iyi olur. Oğlum benim. Ben de hala ayaklanamadım. Olur mu anneciğim? Üzme kendini. Şükretmeyi unutma abi. Sen nereden biliyorsun şükretmeyi? Annem öyle diyor ya her zaman. Öyle değil mi abi? Evet, öyle bir tanem. Her durumda şükredeceksin Barış. Ben şükrederim ama sen de bana dua edeceksin. Tamam mı? Nasıl dua? Abim bugün çok simit satsın diye işte. Allah'ım. Ben onu bunu bilmem Bedri. Yeğenimin ilk bebeği. Abimin de ilk torunu. Mutlaka altın takmalıyız. İnşallah hanım, inşallah. İnşallah, maşallah, yok, yok. Allah'ım abim simitlerini. Bugün bütün simitlerini satsın. Lütfen Allah'ım, bütün simitlerini satmış olarak eve gelsin. Amin. Çok simit satman için dua ettim. Öyleyse ben de bir an önce gidip simitlerimi satmaya başlayayım. Ben gidiyorum anne. Güle güle oğlum. Allah işini rast getirsin. Ben de seni geçireyim. Bir taksiye atlasaydık ya Bedri. Yürümekten ayaklarım şişti. Yürümek iyidir hanım. İkimiz de paslanmışız. Yürüyelim de bacaklarımız uyuşmasın. Ay, yürümek iyiymiş. La, taksiye verecek param yok desene şuna. Altını bari alsaydık. Hı? Gideceğimiz yerde kuyumcu yok mu hanım? Vardır elbet. Oradan alırız. Simit, taze sıcak simit. Simit, simitlerim var. Simit alır mısınız? Simit, sıcak simit. Ay, ne çok yürüdük. İyi ya, ne güzel oldu işte. Şu parkı geçtikten sonra durağa da ulaşmış oluyoruz zaten. Hadi. Şu parkta biraz dinlenelim. Ay. Daha bir tane bile satamadım. Ne yaparım ben? Eve 5 parasız nasıl giderim? Annemle yeşim çok üzülürler. Simit alır mısın abi? Simit alır mısın? Hayır, istemez. Ay. Ay. Her sokakta bir simit fırını var ya. İnsanlar elinde yemektense orada oturup yiyorlar simitlerini. Biz de boş yere geziyoruz. Ay.
İlk müşterilerim geliyorlar. Şurada dinlenelim. Merhaba evlat. Merhaba amca. Kaç tane vereyim? Kaç tane mi? Biz simit almayacağız. Biraz dinlenelim dedik. Öyle mi? İşler nasıl evlat? İyi satış yapıyor musun? Hayır. Sen okula gitmiyor musun? Okula sabah gidiyorum. Öğleden sonra da simit satıyorum. Ama işler hiç iyi değil. Baban ne iş yapıyor senin evlat? Babam yok benim. Annem ve kardeşim var. Yeşim. Yani kardeşim, bugün çok simit satayım diye bana dua etti. Ama yine olmadı. Senin elbisen eskimiş Ayşecik. Abim çok para kazanırsa sana da bir elbise alır. Ama senin de dua etmen lazım. Hadi aç bakayım ellerini. İşte böyle. Hadi şimdi yap bakalım duanı. Allah'ım abim çok simit satsın diyeceksin, tamam mı? Ama o senin abin değil ki. Sahi abim senin neyin oluyor? Senin de abin olsun. Rabbim, yavrum, Rabbim sen yardım et ne olur, ne olur yardım et. Bu saat oldu, daha bir tane bile simit satamadım. Simitlerin hepsini ben alıyorum evlat. Ne? Simitlerin hepsini ben alıyorum. Delirdin mi be adam sen? Ne yapacaksın o kadar simidi? Kaç simit var bakayım burada? 40. Tanesi 1 liraydı değil mi? Evet. Al bakalım paranı. Bedir kendine gel, ne yapacaksın o kadar simidi ya? Alsana oğlum paranı. Yalnız senden bir isteğim olacak. Bu simitleri benim iş yerime götüreceksin. Hangi iş yerinden bahsediyorsun sen? İş yerindeki çalışanlara dağıtacaksın simitleri. Çayla beraber afiyetle yesinler. Yapar mısın bunu? Yaparım tabii amca. İş yeriniz nerede? Tarif edeceğim sana. Sen hele al şu parayı. Al şu tablanı da. Koy bakalım kafana. Hadi bu da benden olsun. Aç omuzunu. Bak şimdi. Şu sokağa dümdüz gideceksin. İleriden sola doğru devam et. Arka sokağa geçtiğin zaman sağ tarafında elektrikçi, sol tarafında da merdivenli bir dükkan göreceksin. Ortadaki dükkana git, simitlerini de hangi ona ver. Hangi iş yerinden bahsediyorsun sen Bedri? Amcanın tarif ettiği yerin buralarda olması gerekiyor. Evet.
İş yeri yalan değil mi? Çocuğa mahsus öyle söyledin. Yalan tabii. Benim iş yerim mi var? Gururlu bir çocuğa benziyor. Parayı öylesine versem almayacak. Ben o kadar çok simidi ne yapacağım? Ben bir arkadaşının iş yerine gönderiyorsun diye düşündüm. O zaman neden aldın simitlerin hepsini? Dediğini duymadın mı Zeliha? Babası yokmuş. Belli ki eve o bakıyor. Hepsini almak da neyin nesi? Alsaydın iki tane. Kime ne yardım yaptığımız var Zeliha? Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Sadaka mı? Bizim sadakaya ihtiyacımız var Bedri Bey. Böyle konuşma Zeliha. Aç mısın, açıkta mısın? Ay inanmıyorum ben sana. Verdi bacak kadar çocuğa 40 lirayı. Bana bak, altın parasını vermemişsindir inşallah. Cami burada. Demek ki amcanın tarif ettiği yer ileride solda. Simitleri teslim eder etmez doğruca eve gideceğim. Annemle eşim çok sevinecek. Şu altın alacağımız para duruyor mu Bedri Bey? Altını başka zaman alırız. Şimdi giyecek bir şeyler alalım. Ben gitmiyorum. O altını almadan gitmiyorum. Bebek altını ne yapsın Zeliha? Ondan daha çok giyecek lazım. Hatta istersen bez alalım. En çok bez lazım. Beni yengemle abimin yanında küçük düşüreceksin. Beni rezil edeceksin ya, rezil. Korkma, küçük düşmezsin. İnan bana, o çocuğa yardım etmek senin gururundan daha önemli. Ya sen nasıl bu kadar sorumsuz olabiliyorsun? Sen hep böylesin zaten. Benim duygularım senin için hiç önemli değil. Manyak gibi verdi tanımadığımız belede parayı. Sallama. Bana kafanı sallama. Yalan mı ha? Ne belli çocuğun doğru söylediği? Çocuk ikinci kez o simitleri satarsa ne olacak? Oo! Ne ala! Amcanın tarif ettiği yer burası. Elektrikçinin yanı. Diğer yanda da merdivenler var. Ama burası küçük bir dükkan. Bir sorayım bakayım. Simitleri satamıyormuş. Oturarak simit mi satılır? Ama satılıyormuş işte. Senin gibi ahmaklar varken satılıyormuş Bedri Bey. Şşş. Sen beni dinliyor musun? Bebeğe gidiyor muyuz? Neyle gideceğiz bebeğe? Hadi geliyorsan gel. Yoksa eve dönerim. Ya sen soruma cevap ver ya. Ne alacağız bebeğe? Ah o çocuk bir çıksa karşımıza. Hadi baloncu. Sökke sökke alırım. Balon, bebelere balon. Renkli renkli balonlarım var. Baloncu. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk amca. Girebilir miyim içeri? Tabii evlat, buyur gel. Gel oğlum. Bir şey sorabilir miyim size? Bu dükkan kaç yıldır burada? Ben 50 yıldır bu dükkandayım. Bunun öncesi de var.
Neden soruyorsun ki? Ders konusu falan mı yoksa? Bana bu adresi tarif etti. Ama burada bir terzi atölyesi olacak. Öyle söyledi. Terzi kısmı doğru. Ama atölye değil, dükkan. Peki bu sokakta ya da yakınlarda başka terzi atölyesi var mı? Yok. Burada kaç kişi çalışıyor? Kaç kişi mi? Ben yalnız çalışıyorum. Ben ne yapacağım şimdi? Sen ne istiyorsun? Kimi arıyorsun? Bir anlat bakayım bana. Bir amca gönderdi beni buraya. Simitçiyim ben. Amca bütün simitlerimi satın aldı. Otursana bir evlat. Anlamadım ben bir şey. Otur bakayım şöyle. Anlat yavaş yavaş. Of of! Zaten yorgunum ya. Paramız yok diye taksiye binmek yerine o kadar yolu yürüyerek geldik. Ama paramızı başkasına verdik. Yeter hanım. Yaptığımız iyiliğin de bir anlamı kalmadı. Yeter artık. İyilik mi? Ne iyiliği? Senin yaptığın aptallıktan başka bir şey değil. La havle ve la kuvvete. Allah'ım sen sabır ver. Yalan mı? Yaptığın aptallık işte, kabul et. Çocuk bile gülüyordur senin bu yaptıklarına. Şu otobüs gelse de gitsek. İşte böyle amca. Simitleri benim iş yerime götür dedi. Elemanlarıma dağıt dedi. Anlaşılan bu adam sana iyilik yapmış evladım. Bu adresi verdiğine göre burayı bilen birisidir. Adı neydi? Bilmiyorum. Adını sormak aklıma gelmedi. Ben ne yapacağım şimdi? Ben sana ne yapacağını söyleyeyim mi? Şu arka sokakta bir okul var. Simitlerini orada satabilirsin. Ama o simitleri sattım ben. İkinciye satmak doğru olur mu? Yapacak başka bir şey yok evlat. Eğer bu simitleri satarsam amcanın parasını da geri veririm. Tabii amcayı bulabilirsem. Sen hele bir simitlerini sat da gerisini sonra düşünürüz. Hadi gel, ben sana o okulu bir tarif edeyim. Yani bana bunu da yaşattın ya Bedri. Hayret bir şey. Seni asla affetmeyeceğim. Ne yaşattım sana Zeliha? Dövdün mü, sövdün mü? Yengemle ablam bebeğin omzuna şıkır şıkır altınları asarlarken ben yastığın altına küçücük bir paketi sıkıştırıverdim. Sen domuzunu assaydın, suç benim mi? Yani sana inanamıyorum Bedri. Bir de utanmadan dalga geçiyorsun ha. Anne, abim simitlerin hepsini satmış. Canım kızım benim. Bugün işlerin iyi gitmiş oğlum. Evet, çok iyi gitti. Ben dua ettim ya, ondandır. Barış, oğlum ne oldu? Bugün çok garip bir şey oldu anne. 2 saat, 3 saat bir tane bile simit satamadan dolaştım. Sonra bir amca ve bir teyze geldi yanıma. Yemek yemiyor muyuz? Sana soruyorum. Yemek yiyelim. Yok sana yemek. Bir sürü simit aldın ya, onları yersin bu akşam. Bu işi bu kadar büyütmenin anlamı ne Zeliha? Hey hey. Yani adamın verdiği adreste öyle bir dükkan yoktu, öyle mi? Bunun 2 açıklaması var oğlum. Ne? Birincisi, adam sana yardım etmiş olabilir. Yani amacı simit satın almak değil, sana yardım etmek olabilir.
İkincisi de sen adamın vermiş olduğu adresi yanlış anlamış olabilirsin. Eğer öyleyse çok ayıp oldu anne. Peki ben ne yapabilirim? Verdiği adrese yakın yerleri bir daha gezersin oğlum. Belki adamın iş yeri başka bir sokaktadır. Doğru söylüyorsun anne. Hatta o parka da giderim. Belki yine karşılaşırız. Simit! Simitlerim var. Simit, taze simitler. Alır mısınız abi simit? Hayır, istemem. Simit alır mısın abi? Yok. Simit! Simit! Taze taze simitler. Simit alır mısınız abi? Hayır, istemez. Simit! Simit! Simit alır mısın abi? Almayacağım. Simit! Biz kalktıktan sonra bir şey demediler mi abla? Hiç lafını etmediler mi? Ya orası öyle de ne bileyim, bir halı olarak ben de bir altın takmak isterdim. Rezil oldum desene. Hediyeme hiç bakmadılar öyle mi? Biz iyilik yaptık abla. Yeğenim dururken hiç tanımadığımız bir çocuğa para verdik. Versene bakayım şu telefonu. Neyse abla. Olan oldu artık. Daha fazla konuşup da canımı sıkmak istemiyorum ben. Kapatıyorum. Sonra görüşürüz. Neden vermedin şu telefonu? Neden verecekmişim? Kim ayıplamış bizi onu soracaktım. Yani beni daha fazla rezil edecektin. Ne kadar çok büyüttün ya. Yeter artık. Allah'ını seversen kapat şu konuyu. Kapatayım değil mi? İşine gelmeyince kapat konuyu. Sen önce ailenin ihtiyaçlarını gidereceksin beyefendi. Ondan sonra kime ne vereceksen ver. La havle ve la. İnna sabir. Simit alır mısın abi? İstemem, sağ ol. Simit. Simitlerim var. Simitlerim var. Gelmeyecek galiba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Burası da bilmiyor. Amcayı bulamayacağım galiba. Pardon. Size bir şey sorabilir miyim? Tabii sor. Ben bir adres arıyorum da onu bulmaya çalışıyorum. Nereye arıyorsun? Bir terzi atölyesi varmış buralarda. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Buralarda öyle bir yer yok. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm ustam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Sizden bir ricam olacak. Estağfurullah. Şu paltomun astarında bir sökük var. Rica etsem bakar mısınız? Hay hay siz. 5 dakika istirahat buyurun. Ben bakayım.
Sağ olun. Şurada. Gördün değil mi? Gördüm. Bir de bir şey sormak istiyorum size. Buyurun. Dün buraya bir çocuk geldi mi? 10-12 yaşlarında simit satan. Evet, geldi. Adamın birisi bu adrese göndermiş çocuğu. Yoksa siz miydiniz o adam? Çok şaşırdım. Sizi mutlaka bulacağını ve simitleri ulaştıracağını söylemişti ama demek ki bulamadı. Nereden bulsun? Düzgün bir çocuğa benziyordu. Başka türlü para almayacağını düşündüm. Aklıma öyle bir şey geldi. Sadece gelip gelmediğini merak etmiştim. Demek ki gelmiş. Geldi. Peki neden benim dükkanın adresini verdiniz? Daha önce buradan geçmiştim. Elektrikçiyle merdiven aklımda kalmıştı ama numarayı da attım. Sizin dükkana isabet etmiş. Terzi atölyesi demişsiniz. Ama benimki terzi dükkanı. Terzi kısmını da tutturmuşum yani. Evet, öyle olmuş. Siz buralarda mı oturuyorsunuz? Yakın sayılır. Arkadaki pazar sokağının sonundaki tek katlı mavi ev. Biliyorum oraları. Yemeği sen mi yaptın Yeşim? Çorbayı annemle beraber yaptık. Pilavı Zeynep teyze getirdi. Evet, beraber yaptık oğlum. Tüpü aldık buraya, ben söyledim. Kızım benim söylediklerimi yaptı. Aferin kardeşim sana. Annemin beli iyileşene kadar birlikte yemek yapacağız değil mi anne? Evet güzel kızım benim. Sen ne yaptın oğlum? Adamı bulamadın mı? Girmediğim sokak kalmadı. Bulamadım. Bugün sen gittikten sonra aklıma bir şey geldi oğlum. O terzi dükkanına bir daha gitseydin. Neden? Belki o da seni merak etmiştir oğlum. Böyle biri geldi mi diye gidip sormuştur belki. Haklısın anne. Yarın mutlaka uğrarım. Allah'ım sen sabır ver. Ben çıkıyorum. Alınacak bir şey var mı? Sana sordum Zeliha Hanım. Eksik bir şey var mı? Demek hala konuşmayacaksın. Sen bilirsin. Konuşmayacağım tabii. Konuşmayacağım ki aklım başına gelsin. Amca kolay gelsin. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk. Simitler bitmiş. Bugün toptan sattın galiba. Henüz simit almadım amca. Seninle konuşmaya geldim. Simidi sonra alacağım. Otur da konuşalım bakalım. Birer de çay söyleyelim. Yok öyle konuşmak değil. Ben şeyi soracaktım. Ben de onu konuşacağım zaten. Hele bir otur bakalım şuraya.
Neyi konuşacaksın amca? Simitlerini satın alan adamı sormak için gelmedin mi? Evet. Tamam işte. Ben de onu konuşacağım. Çünkü o adam dün buraya geldi. İş yerinin nerede olduğunu öğrendiniz mi? Simitleri götürmediğim için bana kızmış mı? Kızmaya hakkı yok. Çünkü öyle bir iş yeri yok. Yok mu? Yok tabii. Hay Allah ya. İlacımı içmeyi unuttum. Ay. Ha işte bitmiş. Bir şey lazım mı diye de sormuştu. Hayır, aramayacağım. Biraz daha burnunu sürttürmeli. Kendi işimi kendim görürüm. Onunla konuşmaktansa. Öğleden sonra gider alırım ilacımı. Ama bana var demişti. Bedri Bey, sana yardım etmek istemiş oğlum. Sen kabul etmezsin diye. Bir iş yeri olduğunu ve simitleri oraya götürüp oradakilere dağıtmanı söylemiş. Demek bana yardım etmek istemiş. Ben de ona karşılığında teşekkür etmek isterdim. Hala teşekkür edebilirsin. Nasıl? Evine giderek. Evini biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Ay. Ay ben çok yedim galiba. Ay. Bir bardak su, bir bardak su içeyim ben. Ay. Oh. Ay. Ay. İşte bu ev. Yok galiba. Sonra yine gelirim. Çok kötüydü anne. Ambulansa bindirdiler. Ölmüştü galiba. İnşallah ölmemiştir oğlum. Yerde yatıyordu. Hastaneye gidecektim ama ambulansı almadılar. İnşallah ölmemiştir. İnşallah iyileşir. Sen üzülme abi. Ben o teyzenin iyileşmesi için dua edeceğim. Hadi hep beraber dua edelim çocuklar. Allah'ım ne olur o teyze ölmesin. Ne olur iyileşsin Allah'ım. Amin. Amin. Hmm.
Selih ablacığım, ver elini bana. Yavaş, yavaş. Tamam. İyisin ama iyisin maşallah. Evimize de geldik, merak ettim. Acele etme ablacığım, yavaş yavaş. Dikkatli ol. Bekle, kapıyı açayım. Şöyle. Uzan. Rahat mısın Zeliha abla? İyiyim, iyiyim. Of. Korkuttun bizi be hanım. İlacını içmeyi nasıl unutursun? İlacım bitmişti. Neden ilacının bittiğini bana söylemedin be hanım? Hemen alıp getirirdim. Bittiğini farkında değildim. Doktorun ne dediğini duydun değil mi? Biraz daha geç kalsaydınız kurtaramazdık diyor. Allah Ayşen Hanım'dan razı olsun. Sağ ol. Yani sen Zeliha ablana gelmeseydi maazallah olacakları düşünmek bile istemiyorum. Senin gelmen bir mucize. Ben de dururken gelmedim ama. Bir çocuk haber verdi bana. Bir çocuk mu? Kimse yok gibi duruyor. İnşallah ölmemiştir. Hangi çocuk? Tanımıyorum. Zeliha ablayı evden çıkarırken bir ara gördüm. Ha, o da binmek istedi ambulansa ama görevliler izin vermedi. Aa, kimmiş o çocuk? Kimse kim hanım? Sana Hızır gibi yetişmiş işte. Çocuk kimse onu bulup teşekkür etmeli. Senin dediğin gibi. Sağ olsun. Hızır gibi yetişti. O geldi. Kim geldi? Gel oğlum gel. Çekinme gel. İşte Zeliha ablayı bana haber veren çocuk. Merhaba amcacığım. Geçmiş olsun teyze. Sağ ol oğlum. Gel. Otur bakayım böyle. Beni sen kurtardın da. Onun için de ayrıca teşekkür ederim sana. Sen evi nasıl buldun oğlum? Terzi Hüseyin amca söyledi. Ben şey için geldim. Senin iş yerini bulamadım amca. Bana verdiğin simit parasını getirmek için geldim. Dün de parayı getirmek için gelmiştim. Koy o parayı cebine. O para senin hakkın. (Gülüyor)
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.